Arkadaşlar bugün neden story yok demiş de arkadaşlar kola otomatı mıyım ben, götünde para yata ağzından espri yapsın falan. Keşke her gün aklıma bir fikir gelse de çeksem. Bugün sinirlendiğim bir şey olmadı. Sinirlendiğim bir şey olunca ben söverek anlatırım, canınızı sıkmayın. Ya ben buraya boşanmaya geldim. Niye bile yapayım? Ben boşanmıyorum, sen istiyorum. Ben istemeyim ama. İsteyeceksin. İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. Ama bu kolay olmayacak. Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Açılışı reveransla yapıyor. Şimdilik iyi gidiyor. Yan adımları ve kafa sallaması her açıdan iyi görünüyor. Ayak hareketleri çok şık. Ama bu güzellikleri ancak dişinin kendisi takdir edebilir. Performansı zaferle sonuçlanıyor. Ve dişinin onayını alıyor. Hoş geldin kızım. Of, işten geldim, çok yoruldum ya. Kızım hadi geç kalıyoruz. Baba sokağa böyle mi çıkayım? Azı kızım kalk hadi, annene biraz yardım et. Of ablam etsin, hep ben ediyorum ama. Niye ablamla kavga ettin? Üf baba, gene benim kıyafetimi giymiş ama. Nazlı yapma kızım. Bıktım senden, evlen git artık. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ha, Türkiye'nin halini ben siyasetten pek anlamıyorum ama iyi görmüyorum. Gençlik nereye gidecek? Gençlik, yani bizdeki nesil normaldi. Bizden sonraki nesilleri ben bilmiyorum nasıl olacak. Tutacağım böyle, sıkacağım yanaklarını. Yanak yapayım. Çok tatlı bir kardeşim yok mu Cahit? Oynat! Diyorum kardeşim benim, çok tatlısın bugün yine. Kıyaklı. Ben sen de çok tatlısın. Abim, abim. Feyzem. Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sana girsin. Kanka sen bunu nereden öğrendin? Ya öğrenmedim. Dansını. Aynen Yusuf. Kafayı şimdi bak. Şimdi kuruyorsun kendini. Kur. Bir, iki, üç. Biliyorsun be anne. Böyle tırt 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 yapıyorsun sonra. Çok iyi. Berkcan. Vallahi sen çok iyi yapıyorsun. Abi bunu tırtıklar konuşacak mısın? Hayır sen çok iyi yapıyorsun Berkcan. O elinizdeki salak telefona bakıp da böyle böyle he öyle mi he. Bu ne? Bu ne lan? Dinlemiyorum beni, sana konuşuyor. Amına koydum onu dedi. Çok makat mı uğraşmışsın? Amına evladını sıçtık amına. Kemal benim ayarlarımı bozdu. Ana ekranım şu karşımdaki normalde. Ama çıkmıyor orada. Pis rakun. Ama gelsin eve. Görün nasıl konuşuyor. Bak pis rakun yayında diyor bana. Aşkım hoş geldin, ne yaptın? Bakıyorsun öyle yine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur. Sevgili Yunanistan, neden barış varken, kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesiniz, size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle, bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki, ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya, Atina'ya kadar giderim ben. Bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı, neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim, yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döver. Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler. Bunlar da deli der amına koyayım, bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzuyu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven, ne yaptınız, hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya? Hadi o
zaman Acun TV Milli Marşı'nı okuyalım. Paramız bok gibi. Her yerde jipler var. Dominik zaten bizim. Oo, yaşasın TV 8. Ya kızım sen niye geliyorsun benim peşimden ya? Ne oldu be? Az ileride osturacağım ben. Bak osturum geldi sabahtan beri, açık hava arıyorum buralarda ya. Sen bekle şimdi burada. Oh be, heh be, şu olay budur. Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Beni dinle, beni, beni, beni. Ben buraya gireli. Kes! 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 Her yer bangır bangır açıklama yapıyor, yaşlılar dışarı çıkmasın diye. Bizimkilere bak. İnternette görüyoruz, hepsi dışarıda. Ya siz 80 sene yaşadınız diye kendinizi ölümsüz mü zannediyorsunuz? Bak biz sizin için kalıyoruz burada. Çıkmayın dışarı, İtalya belediye başkanı gibi bağıracağım şimdi. Vallahi kapatırım serumunuzu bak. Yani genç nesil evde oturuyor. Koskoca delikanlılar Müge Anlı izliyor bütün gün. Yufka açmayı öğrendim ben amına koyayım. Kısır yapsam Kur'an çarpsın 70 yaşındaki teyzeler tarifini ister. O hale geldim. Biz sizi düşünüyoruz, sizi seviyoruz. Atamışsınız, hala dışarı koşturma peşindesiniz ya. 80 sene gezdiniz zaten dışarıda ya. 2-3 hafta durun evde. Ya biz sıkıntıdan kalorifer petayla konuşuyoruz evde. Bütün gün çizdik kafayı, biz çıkmayız dışarı. Ki bize de bir şey olduğu yok yani. Size bir şey olmasın diye çıkmayız. Biz hala yarıştırıyorsunuz. 3000 küsür lira bunların dışarı çıkarsa cezası varmış. Ya bunları kimse ihbar etmez ki. Bunları dışarı çıkarken görecek olan insan bunların torunları. E bunların parayı zaten torunları yiyor. Bu nasıl sistem? Torun kendi parasını şikayet eder mi? İhbar eder mi? Vallahi çok değişik hissediyorum. Bir haftadır evdeyim. Sabah ayna karşısında kendi kendime dedikodu yapıyordum. Milleti çekiştiriyordum. Elime bir şiş bir yün verseniz Kur'an çarpsın doğmamış torunuma yelek örecek. Bütün dostlarıma selam, düşmanlarımı paramparça ederim lan, adamın amına koruma. Ha? Adın ne? Evin. Adın ne? Evin Nefis. Kaç yaşındasın? 2 buluğ. 2 buluğ. Evet. Kaç? 2 buluğ. Ama bebek yapma. Ama bebeksin sen. Ama bebek yap. Elvin. Hı. Hı değil efendim. Elvin. Hı değil efendim. Hı. Elvin. Efendim, efendim. Elvin. Efendim. Elvin. Efendim. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, yalnız Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliyim. Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Ha, hadi açık bir de yakın etmesin. Ne diyorsun sen lan, ben dokunmadım mı? Anayasa 25'ini maddesi ben. Ben de dokunmadım. Ne siktir lan? Bak bunun yazarıyım işte. Bundan dokunmazlık aldım. Bakalım bu kimmiş ya? Bak bak bana benziyor bu. Benziyor. Aynısın ya. Yok abi yine herkes dışarıda. Bu kamu spotlarını falan yanlış yapıyorlar abi. Çok nazik. Evinde kal Türkiye'm falan yanlış. Dışarı çıkarın amına koyayım Türkiye diyeceksin. Dışarı çıkarın diyeceksin. Kaynanası 108 yaşına kadar yaşasın Türkiye diyeceksin. Kimse çıkmaz. Ben Google'a meme yazıyorum. Görsellere basıyorum. Pipimde bir hareketlenme oluyor abi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Google'a ne yaz biliyor musun? Yarak mı yazayım? Yok ben bir orospu çocuğuyum. Abi öyle yazarsam senin annen çıkar.